Onlara Kızıloba Köyü'nden yerel bir bilirkişi eşlik ediyor. Biraz daha yürüdükten sonra anıt ağacın tepesi belirmeye başlıyor. Herkes şaşkın. Bugüne kadar gördükleri en büyük ağaç karşılarına çıkıyor. Meğerse dere tabanı derin ve ormanla kaplı olduğundan bu devasa ağaç kendini gösterememiş. Ağaca ulaşmak için kolay bir yol olmadığı için insanların dikkatinden kaçmış. Ellerindeki kayıtlı bilgilere göre en kalın çaplı ağaç bu olamaz diye düşünüyorlar. Bir süredir boyutları bu denli büyük bir ağaçla karşılaşmadı. Bu yüzden bir göz yanılması olabileceğini düşünüyorlar. Ve hemen ölçme işlemleri başlıyor. Ölçümlere göre ağacın dip çevresi 22, göğüs hizasındaki çevresi ise 18 metre. Tekrar tekrar ölçüyorlar ama sonuç aynı. Bu çevre genişliği göğüs hizasındaki çap olarak yaklaşık 6 metreye karşılık geliyor. Bu ağaç, ekibin daha önce karşılaştığı Türkiye'nin en kalın çaplı ağacı olarak bilinen 4,5 metrelik İznik çınarı ve İstanbul'un Ağıl çınarından neredeyse 1,5 metre daha büyük. Bu inanılmaz. Öyle görünüyor ki bu devasa ağacı kameraya ve ekrana sığdırmak biraz zor olacak. Bu keşfedilmemiş ağaç İzmir ve yöre halkı için büyük bir gurur olacak. Ağacın boyu 39 metre. Bu boy çınar ağaçları için oldukça yüksek. Ağacın 3-4 ay önce kırılan dalı yerde uzanıyor. Bu dal bile tek başına dev bir ağaç boyutlarında. Diğer kardeşleri gibi bu çınar ağacı da suyu çok seviyor. Dereden akan su, köklerin altından geçerken şırıltı sesleri yankılanıyor. Bu su, ağacın can damarlarını güçlü tutuyor. Ağacın yaşı konusunda bir bilgi yok. Ancak 700-800 yaşlarından aşağı olmadığı kesin. Yaşını saptamak için özel ekipman gerektiğinden tahmini olarak kayıtlara geçiyor. Ege bölgesinde çınar ağaçlarına kavak deniyor. Ağacın heybetinden ve bulunduğu yere hakimiyetinden dolayı yöre halkı tarafından Aslan Kavak ismi verilmiş. Mevkiye de Aslan Kavak mevkisi deniyor. Adı gibi bir aslan edasıyla bulunduğu alana adeta hükmediyor. Çekim ekibi bu devasa ağacın büyüsünden kurtulmakta zorlanıyor. Onu olduğu gibi izlemek ayrı bir zevk. Ekip ağacın yanından bir türlü ayrılmak istemiyor. Uzunca bir süre kaldıktan sonra artık veda zamanı. İzmir'in en güzel ilçelerinden biri olan Urla, masmavi denizi ve pırıl pırıl güneşiyle bilinir. Sakin ve huzurlu yapısıyla birçok sanatçının da emeklilik yıllarını geçirmek için seçtiği bir ilçe burası. Sahilde balıkçı barınakları ve otantik kafeleriyle kendi halinde bir yapısı var. Urla halkı doğayı, sanatı ve estetiği seven bir halk. Dar sokaklarında ve küçük çarşılarındaki ağaçları hep korumaya çalışmışlar. Urla'daki ilk durak şirin yapısıyla Özbek Köyü. Cami avlusundaki serve ağacı bin yaşlarında. Serve ağaçlarının boylarının uzun ve odun yapılarının gevrek olması nedeniyle İleri yaşlarda gövdelerinde ve dallarında kırılmalar olabiliyor. Bundan birkaç ay önce en uzun dalı rüzgardan kırılmış. Köylülerin söylediklerine göre bu dal 25 metre civarındaymış. Normalde
Yaklaşık 30-35 metre olan Servi'nin yaşlı gövdesi rüzgara karşı mukavemet gösterememiş. Servi ağaçları, yetişme ortamı koşulları uygun olduğu sürece uzun yıllar yaşayabilir. Odunundaki öz suyunun kimyasal yapısı böcekler tarafından sevilmez. Bu yüzden böcek ve mantar zararı bu ağaçlarda pek fazla görülmez. Odunları suya karşı dayanıklı olup kolay kolay çürümez. Bu yüzden civardaki yat ve tekne yapımcılarının koca daldan arta kalan odunlara talebi büyük olmuş. Köyümüz çok eski tarihi bir köy. Daha önce Yuvaca dediğimiz yerde insan toplulukları yaşıyormuş ama orada korsanlar basınca tekrar şimdiki yaşadığımız yerleşim yerine yerleşmişler. Eski köyün olduğu yerde Yuvaca'da iki tane çınar ağacımız var. Çok eski, tarihi bir ağaçtır onlar da. Onun yanında camimizin bahçesinde, Özbek köyünün caminin bahçesinde 950 yıllık bir selvi ağacımız bulunmaktadır. 950 yıl önce ölen bir kişi, o zaman mezarlar yapılmadığı için oğlumun mezarı yani belli olsun diye o zaman annelik duygusuyla evladının başına selvi ağacını dikmiş. Eskiler bizim ninelerimiz, dedelerimiz öyle söylerler. O da orada büyümüş, 900 yıllık bu hale gelmiş. Urla ilçesi sınırları içinde ormanlarla ilgili birçok araştırmanın yürütüldüğü bir enstitü var. Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü. Enstitü son derece modern bir yapıya sahip. Araştırma Enstitüsü, doğal çevre, ormanlar ve orman ürünleriyle ilgili araştırma projelerini yürütüyor. Halk arasında bu gibi araştırma kurumları fazla tanınmıyor. Enstitüyü kısaca tanıtmak amacıyla kurumun içine geziyoruz. Modern görüntüsüyle toprak laboratuvarı dikkatimizi çekiyor. Bu laboratuvarın Orta Doğu ve Avrupa'nın en modern toprak laboratuvarlarından biri olduğu bilgisini alıyoruz. Laboratuvarın asıl görevi birçok Avrupa ülkesinin de yer aldığı uluslararası bir proje olan Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Projesi için veri üretmek. Bu amaçla Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen toprak ve bitki örnekleri uluslararası standartlarda analiz ediliyor. En çok ilgi çeken bir diğer bölümse entomoloji laboratuvarı. Çünkü burada incelenmek üzere doğadan yakalanmış binlerce böcek sıra sıra dizilmiş böcekler ve kelebeklerin rengarenk yapısı insanı cezbediyor. Bu araştırma enstitüsünde anıt ağaçlarla ilgili çalışmalar da yapılmakta. Ağaçların biyolojileri, hastalıkları, yetiştirilmeleri konusunda çalışan uzmanlar var. Anıt ağaçlar birçok özellik bakımından diğerlerinden farklı ve üstün nitelik gösteren ağaçlar. Bu ağaçların tespit ve tescil işlerinde işleyen bir yasal prosedür bulunuyor. Anıt ağaçların korunmaya alınması ve tescillerinin yapılabilmesi için öncelikle anıtsal özelliklerinin uzmanlarca belirlenmesi gerekiyor. Bu prosedüre göre araştırma enstitüsüne gelen bildirimler değerlendiriliyor. Gelen yeni bildirimde İzmir'in Efem Çukuru bölgesinde yaş ve boyut bakımından anıtsal özellikler gösteren iki karaçam ağacı görülmüş. Enstitü uzmanlarından Dr. Mustafa Batur bilgiyi inceledikten sonra yine enstitü uzmanlarından Dr. Meltem Özçankaya ile paylaşıyor. Ve ardından tespit işlemleri için hazırlıklar başlıyor. İlk olarak tespit işlemlerinde kullanılan ekipmanlar bir masaya diziliyor. Doğru çalışıp çalışmadıkları ve pilleri tek tek kontrol ediliyor. Gidilecek arazi uzak ve dağlık olduğundan unutulan bir ekipmanın tekrar geri dönüp alınması mümkün.
Bu da yapılacak olan tespit çalışmalarını aksatabilir. Bu yüzden ekipmanlar dikkatlice araca yerleştiriliyor. Tespit işlemlerinin nasıl yapıldığını görsellemek üzere çekim ekibinin takibi başlıyor. Uzman ekiple birlikte hedefteki ağaçlara doğru yola koyuluyorlar. Yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra çalışmanın yapılacağı bölgeye ulaşılıyor. İnceleme yapılacak ağaçlardan biri heybetli görüntüsüyle uzaktan görünüyor. Araştırma ekibinin yüzlerinde bir tebessüm beliriyor. Çünkü göründüğü kadarıyla ağaçlar araştırma ekibinin yüzünü güldürecek kadar farklı. Bu çam türünün genel görüntüsü siyahi bir rengi andırdığından kara çam olarak adlandırılıyor. Toplu olarak bulunduğu verimli ormanlarda kalem gibi gövdeler oluşturuyor.